sosyal medya üzerinden maalesef dezenformasyon, yalan haber sürekli tekrarlanmaktadır. Buradan bunları yapmaya çalışan, yapan kötücülük kişilere tekrar sesleniyorum. Milletimiz, devletimiz büyük bir gayret içerisinde, el birliğiyle, tam milletimizin karakterine uygun, iyilik melekelerine uygun bir şekilde mücadele etmektedir. Her türlü bilgi kirliliğiyle mücadele ettiklerini belirtti. Deprem bölgesinden son durumla ilgili bilgi verdi. Enkaz kaldırmada şu ana kadar yıkık bina sayımız 36.257 idi. Enkazı kalkan ise 5.321. Yaklaşık acil yıkılacak bina 18.299'du. Yıkımı tamamlanan ve enkazı kalkan ise 6.000. 56.000 bina hem yıkılmış hem acil yıkılacak olan toplam 56.000 binanın 10.000'i yaklaşık nereden bakarsanız %20 civarı şu anda enkazı kalkmış, yıkılmış ve enkazı kalkmış durumdadır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuştu. Hayatını kaybedenlerin sayısının 48.448'e yükseldiğini duyurdu. Nüfus İdaresi'nin tescil ettiği deprem nedeniyle hayatımızı kaybeden vatandaşımızın 48.448 olduğunu belirtmek isterim. 48.448 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu sayı ise 6.660 ve bunların büyük bölümü Suriyeli kardeşlerimiz. Bakan Soylu, depremzede vatandaşların nasıl oy kullanabileceklerini de anlattı. Bulundukları yere, otelse otel, yurtsa yurt, eğer seçim döneminde orada kalacaklarsa veya bir başkasının evine geçmişlerse veya bir başkası kendilerine ev vermişse ve orada kalıyorlarsa oraya E-Devlet üzerinden, nüfus idarelerimiz üzerinden ve nüfus matikler üzerinden, nüfus idarelerinde bulunan veya başka alanlarda bulunan nüfus matikler üzerinden kayıtlarını, yerleşim yeri adreslerini alabilecekler. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer tespiti kesinleşmiş, nihai karar verilmiş noktalarda 7.763 konutun ihale aşamaları tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti. Altyapı ve kazı faaliyetleri çalışmaları da başladı. İnşallah burada da hızlı bir şekilde bu sayıyı her geçen gün arttırarak devam edeceğiz.